Gün ortasından merhaba arkadaşlar. Model şirketimiz Gentaş. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bazı arkadaşlar hisse reel fiyatını artık paylaşmadığım için serzenişte, sitemde bulunuyorlar. Gönül kırıklıklarını ortaya koyuyorlar. Ben onlara hayret ediyorum, şaşırıyorum. Garibime gidiyor. Ama çok da benim için onu umursanacak, önemsenecek bir konu değil. Onu da belirteyim. Şunun için arkadaşlar, yani bu işi öğrenmek, bu işi bilinçli şekilde yapmak isteyen arkadaşlara, bu programa sahip olan, edinmiş olan arkadaşlara haksızlık yapmaya hiç kimsenin hakkı değil. Hele benim hiç değil. Kaldı ki bedava peynir fare kapanında olur. Yani piyasada bu işi yapan birçok sosyal medyada olsun efendim, kendi blog sayfalarında olsun, kendini uzman atfeden birçok arkadaşlar var. Gene onları takip etsinler yani. Artık onlar da hisse senedi fiyatlamaya ve reel hedef fiyatlarını ortaya koyuyorlar. Onları takip etsinler. Zaman içerisinde ne kadar doğru olup olmadığını yine kendileri tecrübelerinden tespit edeceklerdir. Yani şimdi hem bilgilenmek için bir takım girişimlerde bulunma, hem para kazanmak için bir takım şeylere üstlenme, birisi sana buradan fiyat verecek ve sen ona göre işte kendi değerlendirmenle efendim para kazanmanın yolunu arayacaksın. Arkadaşlar yani bu çok sağlıklı değil. Bakın, başka bir şey daha, özellikle programı edinmiş olan arkadaşlar, temettü kapitalizasyon yöntemiyle reel hisse fiyatlama ile indirgenmiş nakit akım yöntemiyle hisse fiyatlama çok farklı şeylerdir arkadaşlar. Şimdi bu kanal açılmadan önce temettü hisseleri diye söz edenler yoktu. Ama bu kanalı sıkı takip ettiklerinden temettü kapitalizasyon yöntemiyle reel hisse fiyatlamanın idrakına vardılar. Şimdi piyasada birçok kişi temettü veren şirketler, temettü veren şirketler diye paylaşımlarda, yayınlarda bulunuyorlar. Arkadaşlar, her iki modelinde birbirlerine karşı üstünlükleri var. Zayıf tarafları, aksayan tarafları var. Yani evet, temettü veren şirket, eyvallah. Peki temettü vermeyen birçok yatırımcısına devasa paralar kazandırmış şirketler var. Şimdi onları ne yapacağız? Bir kenara mı atacağız? Mesela örnek vereyim. Ege Endüstri. Doğru dürüst temettü vermez yatırımcısına. Ama yatırımcısını da üzmemiştir. Şimdi temettü vermiyor diye bu şirketi TÜKAK'a ilan mı edeceğiz, ya da temettü veren şirketlerin kategorisinde değerlendirmeyecek miyiz? Onların da indirgenmiş nakit akımı var. Yani indirgenmiş nakit akışlarının, gelecekteki nakit akışlarının günümüze indirgenmiş modeli var. Onlar da o fiyatlara oradan ulaşıyorlar. Ben temettü vermiyorum ama hissemi alan kıymetini bilir diyor. Bakıyor profesyonel piyasa yapıcı ya da bu işin hakikaten uzmanı, erbabı yani. Onları zaten televizyonlarda filan göremezsiniz arkadaşlar. Yani onları sosyal mecrada göremezsiniz.
Onlar alırlar. O hisseleri bilirler. Yatırımlarını yaparlar. En dipten alırlar. En tepede kâr realizasyonlarını gerçekleştirirler. Onlar öyle şirket mirket değerlendirmez. Onlar paralarını değerlendirir. Evet, indirgenmiş nakit akım yöntemi ve temettü kapitalizasyon arasındaki farkı ortaya koyan bir şirket olduğu için bu model olarak Gentaş'ı aldım. Önce bilanço oturmuş mu? Bakıyoruz. Evet, aktif pasif dengede bilançosu tutuyor. Herhangi bir sorun yok. O zaman aktiflerden değerlendirelim. Önce varlık yapısına bakıyoruz. Şirketin varlık yapısında kısmen çok belirgin olmamak kaydıyla gelişmeler gerçekleşmiş. Toplam varlıklar içerisinde 2020'nin dördüncü çeyreği ile 2021'in son çeyreği inceleme döneminde toplam varlıklar içerisinde brüt işletme sermayesinin payı %70,5'tan cari dönemde yaklaşık olarak %71,5'a çok yavaş bir artış kaydederken toplam varlıklar içerisinde sabit kıymetlerin payı %29,5'tan yavaşça %28,5'a azalmış. Peki, brüt işletme sermayesi ve sabit kıymetleri bu çok cüzi kısmen çok belirgin olmayan artışın ana kaynaklarına bakacak olduğumuzda toplam varlıklar içerisinde nakit ve nakit benzeri varlıkların payının yaklaşık %10'dan cari dönemde %17'ye belirgin şekilde artarken brüt işletme sermayesi içerisindeki yaklaşık %14 olan payı cari dönemde %24'e belirgin şekilde artış sağlamış. Kısa vadeli borçların içerisinde nakit ve nakit benzeri varlıkların payı %44'ten cari dönemde yavaşça %43'e azalış gösterirken ticari satışlarının içerisindeki nakit oranı ise %10,5'tan cari dönemde yaklaşık %19'a belirgin şekilde artmış. Toplam varlıklar içerisinde ticari alacaklarının payı yaklaşık %21'den cari dönemde yaklaşık %14,5'a belirgin şekilde azalmış. Yani işletme ticari alacaklarını tahsil edip nakde çevirip kasasına yerleştirmiş. Belirgin bir oranda. Brüt işletme sermayesi içerisindeki payı ise %29,5'tan %20,5'a orada da belirgin şekilde azalış göstermiş. Toplam varlıklar içerisinde stoklar çok belirgin bir değişiklik göstermemekle birlikte bir önceki dönem %33 olan payı cari dönemde yavaşça %32'ye azalırken brüt işletme sermayesi içerisindeki %47'lik payı cari dönemde %45'e azalmış. Evet, gayri safi işletme sermayesi %70,5'tan cari dönemde yavaşça %71,5'a artarken şirket toplam sabit kıymetleri toplam varlıklar içerisindeki payı %29,5'tan cari dönemde yavaşça %28,5'a azalmış. Şirket 2021'in son çeyreği itibariyle maddi duran varlıklarının yaklaşık %52'sini amorti ederken cari fiyatlarla %69,5 oranında 352 milyon 69 bin 96 TL'lik iktisadi varlık artışı kaydetmiş. Gelelim kaynaklarına, yani borçlarına.
Varlık finansmanında kısa vadeli borçların payı %22'den cari dönemde hızlı ve yüksek oranda yaklaşık %40'a artmış. Yani oldukça yüksek ve hızlı oranda bir kısa vadeli borç artışı var varlık finansmanında. Varlık finansmanında uzun vadeli borçların payı ise %5,5'tan cari dönemde yaklaşık %4'e gerilerken şirket varlıklarını %43,5 oranında toplam borçlarıyla %56,5 oranında da öz kaynaklarıyla fonlamakta. Şirketin toplam borçları öz kaynaklarına oranla %0,39'dan %0,77'ye artarken öz kaynakların toplam borçlara oranı 2,59'dan 1,29'a gerilemiş. Finansman yapısındaki değişikliği daha kapsamlı inceleyelim. Önce yabancı para pozisyonuna bakalım. Şirketin 2020'nin son çeyreğinde 15 milyar yabancı para pozisyon fazlalığına sahipken cari dönemde 1 milyar 955 milyon 637 bin lira bu paradan fazlalıktan eksilterek 2021'in son çeyreği itibariyle 13 milyar yabancı para pozisyon fazlalığına sahip. Finansman kaynaklarında kısa vadeli değişikliklere baktığımızda finansmanda öz kaynağın katkısının %22 oranında azalması, yabancı kaynakların yani borçların payının %57 gibi yüksek bir oranda artması, yine öz kaynakların borçlara oranının %50 gibi yüksek oranda azalması olumsuzluk olarak kısa vadeli değişikliklerde karşımıza çıkmakta. Brüt işletme sermayesi yaklaşık %11 artarken işletmenin net finansal borçları yaklaşık %147 gibi çok yüksek oranda azalması son derece olumlu bir gelişme. Finansman kaynaklarında uzun vadeli değişikliklerde uzun vadeli finansman kaynaklarının finansmandaki payı %32,5 oranında azalırken uzun vadeli borçların maddi duran varlıkları finansmanındaki payı yaklaşık %25 azalış göstermiş. Bu son derece olumlu uzun vadeli borçların payının azalması ama aynı performansı kısa vadede gösterememiş ki kısa vade uzun vadeye göre daha bir önemlidir. Yine bir başka olumsuzluk işletme açısından ticari alacaklarıyla ticari borçlanma finansını sağlaması yaklaşık %53 oranında gerilemiş. Hem de oldukça yüksek oranda gerilemiş. Öz kaynaklarına baktığımızda toplam öz kaynaklar içerisinde dönem kar payının kısmen çok cüzi azaldığını, devamlı sermaye payının azaldığını, öz sermaye karlılık payının kısmen arttığını görüyoruz. Şirket ve ortak karlılığında bunun gerekçelerini ortaya koyacağız. Toplam öz kaynakların %41,5'u ödenmiş sermayeden %56 yaklaşık %56'sı da iç sermaye yaratımı, geçmiş yılların kârı, dönem kârı ve dağıtılmamış yedek akçelerden oluşmakta. Evet, şirket ve ortak karlılığına oluşumuna baktığımızda şirket inceleme döneminde bir önceki döneme yani 2020'nin son çeyreğine göre cari dönemde %19,5 şirket karlılığı gerçekleştirmiş. Satış karlılığı %23,5'tan %21,5'a
azalmış. Katkı payı yüzdesi %41,5'dan %30'a belirgin şekilde azalırken emniyet marjı %45,5'dan %51,5'a artmış. Evet, öz kaynak karlılığının kısmen artışının ana unsuru şirket karlılığının %19,5 oranında artış kaydetmesi. Peki ortak karlılığı ne yapmış? Şirket karlılığı %19,5 oranında artarken ortak karlılığı %15 oranında azalmış. Bu da hisse senedi yatırımcısı açısından hiç parlak olmayan, hiç olumlu olmayan bir gelişme. Şirketin borç maliyeti artış göstermiş ve borçların öz sermaye oranı da kısmen artmış. Gelir tablosuna bakalım. Toplam gelirler içerisinde toplam maliyetlerin %69,5 olan payının cari dönemde belirgin şekilde %79'a artmasından mütevellit gayri safi işletme karı %30,5'tan cari dönemde yaklaşık %21'e gerilemiş. Faaliyet giderlerinin yaklaşık 12'den cari dönemde yaklaşık %5,5'a azalmasıyla birlikte esas faaliyet karlılık payı yaklaşık 19'dan cari dönemde %15,5 payla gerçekleşmiş. Eğer faaliyet giderleri de belirgin şekilde gerilememiş olmuş olsaymış esas faaliyet karlılık payı çok daha hızlı aşağılarda gerçekleşecekmiş cari dönemde. Finansman giderlerinde çok fazla belirgin bir değişiklik olmamış. 3.22'den 3.72'ye artmasıyla beraber vergi öncesi karlılığı da %20'den %17,5'a azalış göstermiş. Vergi giderlerinde çok fazla belirgin bir değişiklik olmamış. %16, %17, %17 olarak gerçekleşmiş. Dolayısıyla net dönem karı da %14'den %13,5'a yaklaşık yavaşça azalarak cari dönemi tamamlamış, gerçekleştirmiş. Nakit akışına bakacağız. Önce karlılık oranlarına bakalım. Evet, karlılık oranları da oldukça olumsuz gerçekleşmiş. Evet, nakit akışı önemli dedik. Bakalım. Evet, işletmenin nakit akışı oldukça olumlu bir tablo olarak karşımıza çıkıyor. İşletme faaliyetinden nakit girişi yaklaşık %119 artarken esas faaliyetlerinden nakit girişi yaklaşık %116 artış kaydetmiş. Satışlardan nakit girişinin satışının maliyetinden kaynaklanan nakit çıkış oranı %138 olarak gerçekleşmesi, satışlardan sağladığı nakit ile satılan malların maliyetini karşıladığını işletmenin borç ödeme gücünün bize arttığını gösteriyor. Yatırım faaliyetlerinden nakit girişinin %100'ün altında %14 artış kaydetmesi ise işletmenin mevcut kapasitesini korumak ya da artırmak için bir takım yatırımlara gittiğini, bu yatırım faaliyetlerinden ötürü de işletme nakit açığı vermiş. Nakit açığı vermesi de son derece doğaldır yatırıma giden şirketlerin. Finansman faaliyetlerinden nakit girişinin yatırımlardan nakit çıkış oranı %100'ün altında ve de çok uzağında kalması olumsuz olarak karşımıza çıkıyor. Fakat vergi öncesi dönem karının nakit akışına göre düzeltilmiş dönem karı
oranının %115 artması son derece olumlu. Fon kaynak kullanımına baktığımızda fonların %23,5'luk kısmı faaliyetlerinden elde edilmekte. Bunun %63 ağırlıkla kısa vadeli borç artışının ana kaynak oluşması olumsuz. Yaklaşık 70 ağırlıkla brüt işletme sermayesinin artışının ana kaynağı oluşturması olumlu. Başa baş oluşumuna baktığımızda faaliyet başa başının 2020 yılında yani bir önceki dönem satışların %54,5 düzeyinde yakalanırken cari dönemde %49'a gerilemesi kar marjları açısından olumlu. Toplam gider başa başın bir önceki dönemde %51 düzeyinde yakalanırken cari dönemde %42,5'a belirgin şekilde azalması da yine kar marjları açısından son derece olumlu. Yani şirket değişken ve sabit maliyetlerini düşürmüş. Net işletme sermayesi %19 artış göstermiş. Reel satışlarına baktığımızda evet arkadaşlar burada yurt içi reel satışları %9 oranında azalış gösterirken yurt dışı satış gelirleri bir önceki döneme göre artarken yurt dışı döviz giderleri bir önceki döneme göre azalış göstermiş. Ve cari dönemde de yurt dışı ihracat gelirleri yurt dışı ithalat giderlerinin üzerinde gerçekleşmiş. Dolayısıyla işletme cari açık değil, cari fazla vermiş yurt dışı ithalat ihracat dengesi açısından. Bu da bir başka olumlu şirket açısından gösterdi. Ortak karlılığı azalması, şirket karlılığının aksine ortak karlılığının azalması ve finansman yapısındaki bir takım zayıflıklar, güçsüzlükler, olumsuzluklar dışında şirket izlenebilir, takip edilebilir. Yatırım için acele etmemek gerekir ama izlenmesi gereken şirketlerin içerisinde yer aldığı görülmekte. Rasyolarına baktığımızda likidite oranlarının evet azalmakta olduğunu ve olması gereken değerlere çok yakın oluşu olumlu ama yine de o sınırların altında kalmış ama çok da belirgin bir sınırlardan uzaklaşma yok. Faaliyet oranlarına baktığımızda evet alacaklarını 24 günden 12 güne tahsilini düşürmüş. Stoklarını 32 günden 26 günde üretime çevirmeye başlamış. İşletme sermayesi devir hızı 81 gün bölü yıldan cari dönemde 58 gün bölü yıla azalış göstermiş. Bunlar son derece önemli ve olumlu gelişmeler. Fakat yine de buna rağmen faaliyet oranları işletmenin vasatın altında kalmış. Kaynak yaratma gücü vasatın altında, etkinlik oranları vasatın bir tip üzerinde gerçekleşmiş. Büyüme oranlarına baktığımızda işletme cari fiyatlarla büyürken reel fiyatlarla küçülme yaşamış. 3 risk modeli de işletmenin düşük risk içerdiğini bize göstermekte. Peki tüm bu veriler doğrultusunda özellikle programa sahip kullanmaya haiz olan arkadaşlar özellikle bu şirketi incelesinler. Temettü kapitalizasyon yöntemi ve indirgenmiş nakit akım yöntemi arasındaki
devasa farkı görsünler, görün istiyorum. Yıllık büyüme, reel getiri beklentisi ve dağıtılabilir temettüler de aynı oranları elde edeceğimizi tahmin ediyorum. Çünkü artık bunu sizler de hesaplayabiliyorsunuz. İndirgenmiş nakit akım yöntemindeki verileri de artık sizler de gerek almasını gerek hesaplamasını biliyorsunuz. Evet, betalar arkadaşlar, kendiniz hesaplayın. Çünkü çeşitli betaları veren şirketler, dijital ortamlar ne yazık ki doğru vermiyorlar ve birbirlerinden farklı değerler çıkarıyorlar. O yüzden kendi hesaplama model ve yönteminizden, programınızdan betaları kendiniz hesaplayın. 2005'ten 2022'ye kadar değerlendirmeye bakın. Bir de 2011'den 2022'ye kadar olan değerlendirmeye bakın. En düşük olanını beta olarak kullanın. Evet arkadaşlar, bir başka model şirkette yine birlikte olmak üzere yeniden iyi hafta sonları diliyorum.